Apar ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Anda Gül. portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. Hafta ortasındayız, üçüncü işlem günündeyiz. Gelişmelere ve rakamlara bakacağız. Ekonomist Belgin Maviş ile birlikte günaydın Belgin Hanım. Günaydın Anda, iyi sabahlar. İyi sabahlar, verilerle başlayalım. Veri yoğunluğu var şimdi bakalım. Merkezi borç hükümet, borcu stoğu gelecek. Beş kitap e, raporu keza takip edilecek. E, Euro bölgesi TÜFE, İngiltere'den ve Almanya'dan üfe tüfe de geldi. Şimdi bakalım Almanya'da Eylül'de yıllık üfe %14.2 artış gösterdi. Beklenti e, 12.8 gelmesiydi o. E, öncekine bakalım %12'lik bir artış vardı. Şimdi İngiltere tarafına baktığımızda tüfe Eylül'de %3.1 arttı. Beklenti %3.2 artış yönündeydi. E, aylık tarafına baktığımızda ise 0.3 artış var. E, FETÜFE Almanya ve İngiltere tarafından ve takip edeceğimiz e, gelişmeler bunlar. Ne hı hı. dersiniz? Evet burada 5 kitap var. Amerika tarafındaki işler yolunda gitmiyor ve bunun rakamlara yansımasını görüyoruz. Sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, beklentilerin altında kalmasıyla birlikte ciddi büyümede bir daralma beklentisi var. Ve FED de tabii ki hareket alanı gittikçe daralıyor. Ancak FED başkanlarının açıklamalarına baktığımızda ise açıklamalarda 2023'ten önce faiz artırımının uzağında olduğu mesajları vermeleri aslında biraz da ekonomik aktivitenin ciddi yavaşlamasından kaynaklı. Bilançolar çok güzel. Bilanço karlılıkları çok güzel. Şu anda böyle Kasım Aralık ayını bu rüzgarla risk alma işleriyle devam ettirecek piyasalar ama Beş kitap ve diğer ekonomik aktiviteler durumun öyle olmadığını söylüyor. Enflasyonist baskılar sadece Amerika'da değil Avrupa tarafında da özellikle göstergeleri bozmaya devam ediyor. Şimdi bir yandan parasal genişleme, teşvikler devam ediyor. Öte yandansa enflasyonda geçici söylemleri yerine enflasyondaki yükseliş önümüzdeki aylarda kalıcı olma eğiliminde söylemlerine bırakırken bu tabii ki üretim tarafındaki maliyetlerin artması ki üfe tarafındaki yükselişler maliyetlerin artışı tedarik zinciri ve enflasyonist eğilimlerin fiyatlamaları bozması anlamına geliyor. Sonuç itibariyle baktığımızda bu ülkelerde özellikle ekonomik aktivitedeki ciddi yavaşlamaları göreceğiz. Öte yandan ham petrol stoklarındaki e rakamlar artışlar var mı yoksa azalış mı? Amerika ile OPEC arasında üretimi arttır çağrıları var. Bir yandan da 85 doların üzerine çıkıp 90 dolar seviyesini test eden petrol var. Tüm bu gelişmeleri elbette kontrol edeceğiz. Merkezi hükümet borç stoğuna da bakacağız. Buradaki rakamlarda ciddi artış. Covid ve Covid sonrasındaki e, tedbirler dahilinde borç yükündeki artış var mı? Bunun bütçeye yansıması ne kadar? tüm bu rakamları takip edeceğiz. Peki, borsaya bakalım hemen Borsa İstanbul BIST endeksi dün de biraz hatırlayalım. Nasıl bir performansı vardı ki bugün de pozitif keza 1432 puandan güne başladı. Şu anda da aynı rakam karşımızda çıkıyor. 1432 seviyesi var. 0.23'lük yükseliş görüyoruz. Aşağıda 1409'u takip ettik. ne dersiniz Belgin Hanım? Şimdi borsa için yükseliş devam eder mi? Eder. Yani bugün üçüncü gün <laughs> ve hafta başından bu yana dikkat çektiğimiz, portföy yönetimine dikkat çektiğimiz seviyeler işlemeye devam ediyor. Bu anlamda sevindirici nokta atışı seviyelerimizi, dün özellikle ne demiştik, e, 1430 bugün için hedef değerimiz olabilir. 1420-25 bandı aşılırsa ve gün sonu bu seviyelerden kapanış durumunda da endekste e, düşüş trendi içerisinde yükseliş, tepkisel yükseliş bandından çıkarız ve yük direkt yükseliş bandına gireriz ki, dünkü kapanış aynı zamanda 1418'deki orta vadeli trend desteğini 1430 seviyesine taşıması anlamında da oldukça önemliydi. Bankalar devreye girdi. Bankalara gelen para girişlerini gördük. Özellikle Garanti Bankası, Akbank başta olmak üzere Yapı Kredi Bankası'na dün itibariyle para girişleri ve bankacılık endeksindeki yukarı yönlü hareketler BİS 100'e destek verdi ve BİS 100 1430'un üzerinde. Şimdi bugün kilit gün. Bugün teknik seviyelerin çok daha önemli olduğu bir gün. Günün ikinci yarısında bu yükselişin bir satışı mı gelecek Merkez Bankası yarınki toplantısı ve kararı öncesinde kur tarafındaki gelişmelere bağlı? Yoksa piyasa bunu yeterince fiyatladı Merkez Bankası'ndan bir 100 bas puan kimilerine göre 50 bas puanlık bir artış sadece pas geçer diyen yani sadece e, anketlere bakıyorum bir veya iki kurum karşımıza geliyor. Bu gözle baktığımızda riski almak istemeyenler hangi seviyeden satışlarla karşılaşır buna bakacağız. Şimdi teknik olarak orta uzun vadeli trend desteğimiz 1430'a yükselirken bugün dirençlerimiz ilk direncimiz 1437'de. Hı, hı. Bunu aşabilirsek 1445'e doğru hareket başlayacaktır ki 1445'te diğer önemli bir seviye. Çünkü biz yüz daha önce yine bu seviyelerdeyken birkaç kez gelip o seviyeye çarpıp geri çekilmiş 1400'lere doğru hareketini yapmıştı. Uzunca bir süre sonra o seviye aşılmıştı ve sonrasında da 1455 seviyesi 3. direncimiz. 21 günlüklerimiz nerede? 1411'de. Korkmamıza gerek var mı? Onun uzağında mıyız? Evet içimiz rahat yükseliş trendimizdeyiz. 50 günlükler 1415'te demek ki olası bir geri çekilme olursa 1415 seviyesini dikkatle takip edeceğiz. Burada kredide ise krediden çıkmamız gerekecek. Şu an için böyle bir riskimiz var mı? Kısmen ama bugün için olmayabilir. 100 günlüklerse 1417'de 100 günlük seviyelere doğru geri çekilme olur mu? Olabilir çünkü de orta vadeli trend desteği daha önce bu noktadaydı. Birkaç kez geri çekilip burayı deneyip buradan vurup yukarı sekmişti. Dolayısıyla bugün bu seviyelerin üzerinde olmamız bize güç verir. Ama geri çekilirsek de 1420 ve aşağısındaki hareketlere karşı da piyasanın hala hazırlı duyarlı olduğunu söyleyeyim. Kısacası günlük ikinci yarısında satışların gelme ihtimaline karşı yarını beklemek anlamında piyasadaki reaksiyonları özellikle bankacılık hisselerinde Gelebilecek satışlara karşı dikkatle takip edeceğiz. Yarın merkez var, faiz karar var, takip edeceğiz. Aynı, Siz de bugün mesajını verdiniz, evet Şimdi e, bankacılığa bakalım, bankacılığın seyri evet. nasıl? Hemen sonrasında e, son bir haftalık hareketi 1204 aşağıda görüyoruz, takip ediyoruz ki 1234 ise hı hı. yukarıda bankacılık için şu için satıcılı bir seyir görüyoruz, yatay negatif diyebiliriz. E, ne dersiniz buradaki hareketi nasıl değerlendirmek lazım? Hazır yarın faiz varken öncesinde. 1245 direnç noktamız buraya geliyor çarpıyor geri dönüyor. Nereye geri dönüyor? 1220'lere 1218'lere ama bunun altına geri çekilmek istemeyen bir bankacılık var. Öte yandan da enflasyondaki yükseliş eğilimin devam etmesi banka bilançolarını, karlılıkları, mevduat tarafını e, ve kredi verme e, risk alma iştahındaki azalışlar gibi unsurlar bankacılık endeksi ve hisselerin önüne birer set çekiyor. Ama küresel bazda da bakıyoruz Amerika tarafında da bankacılık sektörü karlılıkları beklentilerin çok üzerine. Demek ki tahminler çok aşağıda tutulmuş. Dolayısıyla böyle bir ihtimal bizim bankacılık sistemimiz içinde var. Merkezin faiz indirmesi ihtimalinin bankalar üzerinde kısmen bir baskı unsuru olabilir mi? Bu da mümkün. Çünkü TL mevduat tarafına kaymayan bir para durumu söz konusu. Bu gözle baktığımızda bankacılık endeksinde bu engeller olmasına rağmen bugünkü kapanış önemli. Peki bugünkü nereden kapanabiliriz? Şu anda 1235'lerde 1240 ilk direncimiz ikinci direncimiz ise 1246 seviyesinde bir kez daha o seviyeyi deneme potansiyeli var. Para girişlerine baktığımızda özellikle Akbank Garanti Bankası ilk iki sırada yer alıyor bankacılığa destek veren. Demek ki bu bunların bilanço beklentileri de çünkü birçok kurum bilanço tahminlerini yayınladı. Bunun içerisinde bankacılık sektörü var ama ağırlık daha çok diğer sektörlerde. Dolayısıyla bu iki ise endekse destek verirse bugün hafif alıcılı bir bankacılık endeksi kapanışı görebiliriz. Ama dedim ya yarın çok önemli bir gün. O yüzden gün ikinci yarısında yine de olası kar satışlarına karşı biz dikkatli olalım. Bu arada son birkaç gündür de özellikle Albaraka gibi kalkınma tara şey bankalarında, katılım bankalarında da e, hareketler var ve alış ağırlıklı seyirleri takip edelim. Peki karışık bir tablo görüyoruz e, bankacılık tarafından. Şimdi sanayiye geçeceğiz Belgin Hanım ama e, beyaz eşya sektörünü bir konuşalım. Hazır rakamlar da geldi. Evet. E, Türk beyaz eşya sanayisine ilk 9 aya baktığımızda beyaz eşya iç satışları yüzde %12. İhracata bakalım %28'lik bir artış var. E, Eylül ayağına e, bakacak olursak iç satışlarda yine keza e, %12'lik bir artış var. İhracatta %5, üretim yüzde %1 e, artış var. Hmm. Beyaz eşya sektörü nasıl e, onu bir değerlendirelim. Sınai tarafında yansıması ki bakıyoruz %0.21'lik yükseliş görüyoruz. E, son bir hafta e, burada e, metal eşya tarafında beyaz eşya tarafında ki 3.632 takip ediliyor, yükseliş var şu an için. Evet. ve Vestel, Beyaz gibi hisselerin 2020 performanslarında aslında beyaz eşya sektörü düşen kredi faiz oranları, vade yapısının uzaması, kredi taksi sayısının miktarının artması gibi unsurlar. İşte evde kalma sürecinde ertelenen ihtiyaçların yenilenmesi gibi beyaz eşya sektörüne beklenmedik bir hareketlilik getirmişti. Stoklar bittiği gibi üretimde de yetişememe durumu olmuştu. 2021'de bu eğilim biraz daha yavaşlamış. Kredi faiz oranlarının artması, talebin azalması gibi unsurlar biraz daha beyaz eşya sektörünü ihracat odaklı noktaya getirmişti. Ve ihracatın vermiş olduğu destekle birlikte beyaz eşya sektörü yine hareketli bir yılı. E, tamamlamaya çalışıyor. Yılın üçüncü çeyreğinde de yine bilançolar olumlu gelecektir. Her ne kadar ben tahminlere baktığımda Arçelik'te bilanço beklentileri biraz daha nötr noktaya geldi. Çünkü geçtiğimiz yılın ve geçtiğimiz iki çeyreğin hareketiyle endekse de güç veren hissesiydi. Bu gözle baktığımızda son bir haftadır zaten Arçelik'teki fiyatlamaların biraz daha yatay olduğunu görüyoruz. Bu anlamda vestel Vestel Beyaz Eşya tarafı biraz daha hareketlilikle ön plana çıkabilir. Yani kısacası İhracata ağırlık veren sektör iç piyasada şu anda pek aradığını bulamamış gözüküyor. Ama farklı yatırımları da oldu bu süreçte değil mi? Covid'e yönelik, e, pandemiye yönelik onu da daha öncesinde konuşmuştuk. Aynen o yani destek de buldu, verdiler destek tabii. Buldu. Evet. tabii. Yani dolayısıyla <laughs> beyaz eşya sektörü hani portföylerden çıkmadı mı? Hayır tam tersine yılın son çeyreği itibariyle yılın ilk iki çeyreği ve üçüncü çeyrek beklentileriyle birlikte yine portföylerde yerini alacaktır ve şunu da unutmayalım geri çekilmeler de bu hisselerde sektör içerisindeki hisseler içinde orta vadeli bir alım fırsatını beraberinde getirebilir. Evet, üç satışlarda %12'lik bir artış yaşanmış ki ona da baktık. Türk Beyaz Eşya Sanayisinden gelen rakamlar Hı -hı. bu şekilde. Var mı da sanayiye eklemek istediğiniz bir şey? Şöyle söyleyebilirim özellikle sanayi tarafında yine yine taşıyıcı olacak. Çünkü Sınai tarafındaki ben yani şöyle bankalar şey biz bilançolarla ilgili beklentilere baktığımızda özellikle bankacılık sektöründe kredi büyümesi hızında bir artış. ...beklentisi var ama e, ne kadar yansıyacak bunu göreceğiz. Bununla birlikte ya, şey, sektör içerisinde baktığımızda... ...nihai ürün fiyatlarındaki yüksek seyrin etkisine bakacağız. Yine sanayi ve üretim tarafında ama e, öte yandan baktığımızda... ...üretim odaklı olması ve Türkiye'nin son dönemde bir üretim üssü olması e, noktası... sanayi tarafının yeni hikayesini oluşturmaya başladı. O yüzden 5 e, yıldır destek veriyor... Önümüzdeki yılda dair olmak üzere bir 3 yıl daha sınavinin desteğini fiyatlamalarda göreceğiz sınav indeksine. Kısaca bir vadeli tarafa da bakalım. Hemen evet. e, vadeli taraftaki seviyeler ne? Orada da yatay pozitif seviye görüyoruz. Vadeli tarafa baktığımızda e, 1518 aşağıda takip etmişiz. 1542 ise yukarıda şu an içinde 1543 seviyesi var. Evet şöyle bir bakıyorum 1555 orta vadeli trend desteğimiz hala korunuyor. Bunun altında mıyız? Evet ama bu alıcılı seyrini etkiliyor mu? Hayır. Eksi ile artı arasında giden bir vadeli görüyoruz şu anda. Bugünkü e, direnç noktalarımız 1548 direnci test etmesine çok az var. Görebilir mi? Görebilir şu anda 1543-25 seviyesinde. ikinci direnç 1560'da. Ve bununla birlikte üçüncü dirençte 1570 seviyesinde. Bu gözle baktığımızda bugün 1550 ve üzerindeki kapanış yeniden orta vadeli, orta uzun vadeli trend noktasına geri dönmesini sağlar ki bundan sonra vadeli tarafta da endeks kontratlarında alıcılı bir seyir görebiliriz. Ama geri çekilmeler olursa da ilk destek noktamızın 1530 seviyesi olduğunu bir kez daha gün içi hatırlatalım. Peki, vade tarafta bu şekilde efendim. Şimdi en çok yükselen ve düşen hisselere bakalım. Şöyle bir göz atalım. Sonrasında şirket hisselerine geçeceğiz, bakacağız. Gübre fabrika en çok yükselenler arasında. kua evet. e, Granit %2.31 zorlu enerji ardından takip ediyor. Tav havalimanları, keza orada da %1.46'lık artış var. Enerjisa enerji, enerji %1.35. Bakıyoruz ki iki tane hisse enerji tarafında karşımıza çıkıyor Belgin Hanım. Evet. Dün konuştuk enerjiyi. Aynen enerjiyi konuştuk, gübreyi konuştuk, gübrenin evet. öne, ö, öneminden bahsettik. Burada baktığımızda çoğu hissede e, şirketlerin hisse pay alımlarının devam ettiğini görüyoruz. Kapa gelen açıklamalarla şirket haberleri içerisinde. Enerjisa'da ise istikrarlı bir yükseliş var. İşlem hacmi çok fazla hani. Ee, artmadan ama fiyatlamaların arttığı istikrarlı bir yükselişi görüyoruz ki aynı durum zorlu enerji tarafında da karşımıza çıkıyor. Bölünme sonrasında bedelli bölünme sonrasında oldukça yatay bir eğilim içindeydi. Yine yavaş yavaş bir para girişi görüyoruz. Hemen şöyle bakıyorum tekfen var mesela burada ee, yine tav havalimanları var. Ee, bunlar para girişi var hisse alım programları çerçevesinde Burada gübre fabrikaları tarafına baktığımızda ise son dönemde özellikle gübre sektörü kurdaki artışla birlikte olumsuz etkileniyordu. Ancak gübre fabrikaların İran'da olan dün de bahsettiğimiz haber akışı sonrasında hissenin yeniden alış ağırlıklı olduğunu görüyoruz ki tarım ve gübre sektörü 2023-2022 döneminde de radarımızda olacak zaten. Azalan tarafa da bakalım. bakalım hemen sonrasında şimdi yükselenler, en çok artanlar bu şekildeydi. Azalan tarafta Biotrend, Odolefes, Sarkusan Sarkuysan var, Türk Telekom var, Keza Otokarda en çok düşenler arasında. Evet, burada hisselerin beşine de baktığımızda bunlar önceki günlerin yükselen hisseleriydi. Realizasyonları beraberine giriyoruz. Örnek vermek gerekirse Biotrend yine şirkete haberleriyle birlikte karşımıza gelmişti ama hafif bir eksi görüyoruz. Sarkuysan yine bakır fiyatlarındaki artışla birlikte son 3-4 günü tavana yakın alıcılığı seyriyle dikkat çekmişti. Türk Telekom haber akışı vardı. Onun öncesinde bir hareketlilik, şimdi bir realizasyon var. Otokar, otokar her zaman için portföylerde olur. Orada da bir geri çekilme hareketini görüyoruz ama unutmamak gerekir. Teknik olarak da 320-323 bandı yeni orta vadeli alım için destek verebilir bize. Peki. Şimdi geçelim hisselere. Bakacağız. Ee, önce bir Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile başlayalım. Haberi de aktaralım. Eylül döneminde kira gelirlerinin euro bazında yüzde bir nokta 100, %128 Türk lirası bazında %194 oranında arttı açıklanmış efendim. böyle de bir bilgi var. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafında ise de bakacağız. Performansına da bakacağız. haber akışı ne kadar etkili olmuş ki satış görüyoruz. %1 nokta fiyat karşımızda çıkıyor. Ama şöyle 4 ayda bakalım. 4 678'e kadar da çıkan bir 4. Fiyat görüyoruz şu an için. Şimdi kira gel gelirleri kur bazında olduğu zaman ki haberde bunu söylüyor zaten. Euro bazında %128, TL bazında %194 oranında artmış kira gelirlerinde. E zaten bunu Ekim ayının başında ilk haftasından itibaren fiyatlamalarına yansıtmış. Eylül sonu Ekim başında bu fiyatlamalara yansımış gözüküyor. Haberin açıklanmasıyla birlikte yatay hafif satıcılı bir görünüm olacaktır. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Gayrimenkul sektörü, gayrimenkul yatırım ortaklıkları belli dönemler içerisinde duraksamalar yaşadı ama özellikle kira geliri alan GEOlar tarafında hareketlilik devam edecektir. Şimdi yine GEO ile devam edelim. Emlak konusu GEO'ya bakalım bu sefer de. <laughs> İstanbul Kartal Eser <Esafi gülüyor> e, ikinci etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesinin ikinci oturumunun yapıldığı ve en yüksek teklifin ise 2.6 milyarla Yıldızlar İnşaat tarafından verildiği arsa satışı ise karşılığı şirket payı gelir oranının %35 olduğu da açıklanmış. E, haber nasıl etkilemiş bakalım. Yatay bir seyir görüyoruz. Şu an için 1.91 e, fiyatı 1.76'lardan 1.92'ye kadar da çıkmış. Burada da yine keza az önce bahsettiğimiz gibi gayrimenkul tarafında ortaklığı tarafında bir artış görüyoruz son bir yerden. Evet. Hande en son senin emlak konusu değerlendirirken şu ifadeleri kullanmıştık. Birkaç hisse var ki gelen güzel haber akışına da tepki vermiyor. Ancak son dönemde özellikle Hisse alım programı çerçevesinde hem de akışı itibariyle biz en son ikin başında emlak konuta değinmiştik ve bir yükseliş hareketi olması durumunda 1.90-2.05 bandına doğru hareketleri görebileceğimizi söylemiştik. Ki bizim o beklentimiz sonrasında hissede o hareket görüldü. Çok derinliği fazla olan işlem hacmi yoğun olan bir hisse olduğu için emlak konut gibi hisselerde fiyat hareketleri ee, hemen istenildiği gibi çok hızlı, sert yükselişler göstermez. Dolaşımdaki pay sayısı yoğun olan hisse senetlerinden bir tanesi olduğu için oradaki fiyat hareketleri daha istikrarlı çıkış gösterir. Yani 1.76'dan 1.80'e gelmesi o hissedeki işlem hacmini ciddi arttırırken hissenin fiyatlaması daha ağır kalır. Dolayısıyla şu anda 1.90-1.92 bandında ikinci hedef değerimiz olan 1.95-2.05 bandına doğru hareketler olacaktır. Zaten Ekim ayının başlangıcı itibariyle kısmen bu haber akışını Fiyatlarına yansıtmış ise. Peki. E, Dagi Giyim Sanayi'ye bakalım. Sonrasında Almanya'da elektronik ortamda satış faaliyetlerini yürütmek amacıyla şirketin %100 pay sahibi olacağı sermayesi 25 bin euro olacağı ve e, Dagi Retails e, ünvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklanmış. Hı hı. 3.05 aşağıda görüyoruz. Son bir aya bakalım. Aşağı yönlü çizgimiz 3.47'lerden gelmiş fiyat ve %0.33 şu an için satış var ve 3.05'de fiyat karşımıza Çıkıyor hem sektör olarak nasıl belginiz hem de hisse olarak nasıl değerlendirirsiniz? Dünyadaki iklimsel değişimler özellikle tekstil tarafında pamuk başlı olmak üzere e, tedarik zincirindeki kaynaklanan e, sorunlar dolayısıyla biraz daha maliyetleri artırıcı bir unsur tekstil tarafına baskı <laughs> yaratıyor. Ancak daginin kendi özelinde baktığımızda hissenin yavaş yavaş orta vadeli e, olarak yükseliş eğilimi öncesindeki ...seviyeye geldiğini düşünüyorum ben. 3 Üç ve 3'ün altındaki seviyeler tekstil tarafında da giyim tarafında yeni bir alım fırsatı yaratabilir mi? Biraz radarımızı alıp tekstili ve tabi burada tekstilin içindeki şirketleri takip etmemiz gerekiyor. 3.47'lerden 3.05'lere gelen bu geri çekilme hareketi zamana yayılmış, ayın geneline yayılmış hareketler ama dediğim gibi... Buradan da tepkisel hareketler görebiliriz hisse de. Peki. Girişim elektrik sanayiye bakalım. E, hemen fiyatına da bakacağız. Orada da 21.60 aşağıda görüyoruz. Hemen e, takip edelim haber akışını da. Yukarıda ise 26.12 var. Şu an için 22.98. E, şirketin %70 bağlı ortaklı Europower Enerji'nin e, TİAŞ tarafından gerçekleştirilen bir e, yapım ihalesi e, ve bedeli var. 32.4 milyon Türk Lirası. En avantajlı teklif verildiği açıklandı. Böyle Doğru. bir bilgi görüyoruz ki pozitif bir şey var şu an için. Dün endeksin yükselişine destek veren e, sektörlerden bir tanesi yine elektrik sektörüydü. Ve elektrik sektörü de dün %1.40'lık değer artış olmuştu. Bugün de elektrik sektörün genelinde alıcılı seyrin devam edeceğini hisse özelinde de haberin olumlu olduğunu görüyoruz. En avantajlı teklifi vermiş. Bakalım sonuçları ne olacak göreceğiz. Peki. Hızlı hızlı geçelim. Pegasus'a bakalım. Airbus'la 2012'de imzalanan ve 2017 yılında kullanıldığı opsiyonla 100 adet yeni uçağı kapsayan Airbus siparişi güncellenmiş ve 6 adet yeni Airbus uçağına ilişkin kesin sipariş verilmesi konusunda da bir anlaşmaya varılmış. Bakalım 0.35, 31'lik yükseliş görüyoruz. 81.95 fiyat var. 69-60'lardan gelmiş. Eylül ayında görmüş bu rakamı ki şu an için Ekim ayındayız ve 80 2.05 karşımıza çıkıyor. Evet, hava ulaşım sektörü buradaki avantajlar, bilanço beklentileri gibi hususlar vardı ama e, dün sabah itibariyle yani dün kapanış sonrasında e, Pegasus hissesine para girişi olduğunu gördük. Türk hava yollarında ise para çıkışı e, vardı. Dolayısıyla Pegasus'ta bu habere istinaden olumlu haber akışı, pozitif fiyatmalar içerisinde görebiliriz ki hissenin yukarı yönlü hareketlerde bir kez daha. 82'nin üzerinde kapanış potansiyeli var. Güzel bir performans sergiliyor. Havacılık sektörü içerisinde dünya zorlu süreçten geçerken orta vadeli portföylerde yeniden alım için geri çekilmeler hangi noktalarda? 80 ve 80'in altındaki noktalarda yeniden düşünülebilir hisse olarak karşımızda. Peki Say Reklamcılığa bakalım. Şirketin Güney Kore'deki müşterisi Dongkuk eee SNC'den rüzgar kulesi Aksa Aksamlarına ilişkin toplamda 1.2 milyon euroluk yeni bir sipariş alındı açıklanmış yeni bir sipariş var yani. Evet. Ee, 19.69'lardan gelmiş ki 22 32'ye kadar çıkmış son bir aya bakıyoruz 0.58 gün içi düşüş var ama 20.68'de fiyat karşımıza çıkıyor. Evet sevgili Tuğba'dan rica ederim bizim e, bir yıllık sayısı olarak bize getirebilirse hisseyi. Hep yönetmenimize teşekkür ederim ama Tuğba yanlış hatırlamıyorsam. Bir yıllı mümkünse rica ederim. Sayas'ta neden göstermek istiyorum? Hande yatırımcının, traderın çok sevdiği hisselerden bir tanesi. Bakar mısın şu hareketliliğe? Yani devamlı bir haber akışı ya da hissede bir para giriş çıkışları burada devam edecektir. Şimdi hisse 2020 yılının Ekim ayında 7.50'ymiş. 2020 Ekim ayında. Şimdi biz 2021 Ekim ayındayız. 7.50'lerden... 38.54 lira çıkmış. Tavan 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 gördüğü zamanlar da oldu. Fakat diğer hisselerden farklı olarak keskin bir çıkış yapıp oradan aşağı sert bir düşüş göstermemiş. Zamana yayılan hareketler. Dolayısıyla takipte kalınacak hisselerden bir tanesi hem içeriği olarak şirketin farklı hem yurt dışı bağlantıları olarak hem de fiyat hareketleri olarak. Ha şimdi tabii ki 7.50'den başlamış. 38-39'ları görüp şimdi 20-21'lere gelmiş bir hisse elbette yeniden 38'leri görür mü görebilir ama 750'yi de görebilir bölünmeler vesaire. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim hissede o uzun süredir bant aralığı yukarıda 22 50 Aşağıda 20-50 bandı. Bakalım buradan tepki gelecek mi göreceğiz. Peki. Bölmek istemedim bu arada. İrem yönetmenize de teşekkür Evet edelim. E, Belgin Hanım geçelim sermaye artırım haberine. E, Gedik Yatırım Ortaklığı İnveo şirket sermayesi bugün 30 milyon Türk Lirası'ndan %220 oranında bedelli olarak 66 evet. milyon Türk lirasına aktan artırsa 96 milyona yükseltilecek. Ve pay fiyatı ise düzeltilmiş fiyat 30-45 olarak karşımıza Çıkıyor. Ne dersiniz? Düzeltilmiş fiyat gördüğümüzde bileceğiz ki o hisse o gün o sabah bölünmüş. Yani o gün yeni fiyatıyla karşımıza geliyor ve dolayısıyla düzeltilmiş fiyatı e, bedelli sonrasında e, 30 lira 45 kuruşla başlamış ve şu anda 31.84 baz teşkil eden. Daha öncesinde ...114.60'lardaydı. bölünme sonrasında şimdi 31-32 bandında hisseyi görüyoruz. Bunu anlamamız gerekiyor. Düzeltilmiş fiyat görünce hissenin bölündüğünü bir kez daha hatırlatalım. Peki. Belgin Hanım bugünü böyle kapatıyoruz. Teşekkür evet. ederiz değerlendirmeleriniz için. Evet efendim portföy yönetiminin sonuna geldik. Ee, Ekonomist Belgin Maviş ile birlikteydik. Tekrar görüşmek üzere.